etmiyor şeyin gündemimizde az. Ben son bir paragrafla konuyu, konuşmamı kapatmak istiyorum. Buyurun. Bilindiği gibi 2016 yılında İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hakkında FETÖ'cülükle ilgili bir suçlama yapılmıştı ve hiçbir savcı çağırmaya dahi cesaret edemeden konu kapanmıştı. Fakat son günlerdeki herhalde İstanbul'da sokak sokak meydan meydan miting yapmasından dolayı olacağını düşündüğümüz tekrar Sayın Meral Akşener'i FETÖ'cülükle itham ederek zan altında bırakmaya başladılar. Sayın Meral Akşener bütün İyi Parti teşkilatlarına şu emri verdi: her gördüğünüze söyleyin dedi. Benim hakkımda FETÖ'cülükle ilgisi olan, bilgisi olan, fotoğrafı olan, belgesi olan, elinde benim FETÖ ile ilgili ne bağım varsa, elinde en ufak bir bilgisi, ilgisi, dahli olan şikayet etmeli. Nereye etmeli? Emniyet Müdürlüğü'ne, nereye? Kaymakama, nereye? Savcıya, nereye? Muhtara, nereye? Cumhuriyet Savcısına. Elinde bunlar olup da etmeyen bizim gözümüzde vatan hainidir dedi. Saygılar sunuyorum. Evet, ben kendimi araştırdım. 5700. sıradaymışım. 5700 kişiden sonra biz de FETÖ'cülükle suçlanıp gereği yapılacakmış. Öyle dediler. 5700. Benden önce 5700 kişi var. Ben bana gelinceye kadar FETÖ kalmaz abi. Evet, maalesef tabii böyle saçma sapan şeyler var. İşte Sözcü Gazetesi de olduğu gibi, efendim Meral Hanım'la ilgili olduğu gibi, yani çok değişik bir, şu İstanbul seçimleri bile bu insanların ders almasına fırsat vermeden. Bugün akşama okursunuz şeyde, televizyonda görürsünüz ya yarın. Tren kazası mahkemesinde büyük rezillik yaşandı. Büyük rezillik. Mahkeme şeyi reddetti. Mahkeme davayı dan çekildi. Reddetti, yanlış. Çekildi. Ölen kızın mücadele eden babasını mahkeme salonuna almadılar. Yani böyle bir hukuk devleti olamaz. İyi kötü biz de hukuk yaladık yani bir tarafından. İyi, ya ben hiç böyle bir şey yapmadım. Böyle bir şey olamaz. Adil yargılama olmayan bir şeyde ne kriz biter ne bir şey olur arkadaşlar. Yani bir hukuksuzluk diz boyu. Hesap vermeyenler, hesap verme durumunda olmayanlar istediğini yapıyor. İşte hesap verme. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben eğer o herhangi bir yerin bahçesine o tezgahları kursaydım şu anda müfettiş soruşturma yapıyordum. Hem çevre müdürlüğü gelmişti, hem tarım müdürlüğü gelmişti, hem maliye tepeme binmişti, hem bilmem ne gelmişti. Herkes benim tepeme binmişti. Resmen müracaat ettik, yazıyla müracaat ettik, kimse oralı bile olmadı. Onun için ben Meral Hanım'a ne diyeyim yani, Sayın Bahçeli emretti, Meral Hanım FETÖ'cü oldu tabii, yapacak bir şey yok. Allah selamet versin. Evet, peki. Buyurun. Ha dur, orada bir ses var. Arkada. Bir dakika. İyi akşamlar. Bir dakika. Grup başkanına gidelim. Bir dakika. Sırayla. Değerli meclisimize burada iyi görüyorum. Akşamlar diliyorum. Tabii Esra Hanım çok talepler sıraladı. Bize pek bir talep kalmadı. Rica ederim, buyurun. Bir de evet hakkını da kullandı galiba Esra Hanım. Sizin evet hakkınızı da aldı. Yok, kendisini her gruba de tebrik evet ediyorum hakkı var. Yani. yok. Bir dakika. Her ben genel bir bilgilendirme. Bir evet hakkı var. Evet. Hakikaten sen biri ilk evet takımını ilk aldın. İlk evet'i biz aldık başkanım. Onunla ilgili de bir bilgi vereyim müsaadeniz lütfen olursa. Evet. Şimdi tabii o konuya da geleceğim Ahmet Bey. Onu da söyleyecektim. Buyurun. Bir önceki meclisimizde güreş takımı belediye spor bünyesinde güreş takımı kurulmasıyla ilgili desteğinizi istemiştik, sağ olun. Meclisimiz ve siz bu desteği sağlamıştınız ve belediye spor başkanı ile görüşmemizi istemiştiniz. Biz bu görüşmeyi yaptık belediye spor başkanı ile ve cüzi bir bütçe olmasına rağmen bu güreş takımının kurulması inşallah Eylül ayı içerisinde
gerçekleşmiş olacak hukuki anlamda İnşallah. Gereken işlemleri. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum ama şöyle bir durum da var. Attığımız taşın da ürküttüğümüz kuşa değmesini istiyoruz. Ayrılacak olan bütçe miktarının artıyor olması güreşçilerin veya alttan yetişecek olan spor kulübünün güreşçilerinin başarısını da arttıracaktır. Bu yüzden belediye spor gelirlerinin arttırılarak güreş takımına ayrılacak olan bütçenin de ileride arttırılmasını ve büyütülmesini rica edeceğiz. O yüzden şimdi olmamak kaydıyla, hakkımızı saklı tutmak kaydıyla daha sonraki meclis toplantılarında sizlerin, belediye meclisimizin ve başkanımızın desteklerinin devamını rica ediyoruz İnşallah, konuyla tabii. ilgili. Bir diğer konu, aynı zamanda Sağlık ve Çevre Komisyonu'ndayım. İrfan Bey detaylı olarak birazdan bilgisini verecektir ama biraz kestirme bir şey söylemek istiyorum altınla ilgili. Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle örnekleyerek başlamak istiyorum. Elinizde bir fidan varsa ve kıyametin kopacağını biliyor olsanız bile o fidanı hemen dikin demiş Peygamber Efendimiz. Burada çevreye verdiği önemi Müslüman olarak inananlar için söylüyorum. Herkesin dinine saygımız var. Sizleri de kastederek söylemiyorum, hiç kimseyi kastederek söylemiyorum. Bizim görevimiz çevremizi korumak ve geleceğe miras bırakmak amacıyla yaşıyoruz. Bütün insanlık olarak geleceğe miras bırakmak amacıyla yaşıyoruz. 100 yıl sonra altın firmalarının neden olduğu çevre katliamının sonuçlarına bizler olmasak bile bizlerin çocukları ve bizlerin torunları katlanıyor olacak. Bizim çocuklarımız veya torunlarımız olmuyor ise bile biz nasıl şu an Çanakkale'nin misafirleri isek bu dünyada, daha sonra Çanakkale'nin misafirleri katlanıyor olacak ve bunların katlanacak olmasından da parti grubu olarak büyük bir hicap duyuyoruz. Atikhisar Barajı Havzası içerisinde başlayan bu altın arama faaliyetlerinin sonuçlarında gelecek nesiller sadece bunu niye böyle oldu demeyecek, muhtemelen buna müsaade edenlerin, bunu yapanların hakkında da muhtemel beddualarla anacaklar diye düşünüyorum. Hatta beddualarla insanların anacağını değil, oradaki kuşların, börtünün, böceğin dile geldiğini varsaysak, onların bile bizden şikayetçi olacağını, hatta sorumluluğumuzun sadece bu dünyada değil, ahirette bile bundan da sorumlu olacağımızı inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak burada tüm Çanakkale'yi, Çanakkale'de yaşayan herkesi, bütün yetkilileri, sorumluları, hatta hiçbir sorumluluğu olmasa bile herhangi bir vatandaşı da tepki göstermeye davet ediyoruz konuyla alakalı. Çok fazla vakit almayalım. Gündemde çok fazla bir gündemimiz de yok. Tatile de girilecek. Son olarak çok küçük bir LGBT konusuyla ilgili çok kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu bireysel değerlendirmemdir. Biyolojik bir sorun veya psikolojik bir sorunun ürünü olarak ortaya çıkan bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili yapılacak olan her türlü çalışmada tabii ki toplumumuzun destek vermesi, hatta rehabilite edilmesiyle ilgili çalışmaların da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fakat itiraz ettiğimiz konu ise şudur. Bir gazeteci arkadaş yazmıştı, denk geldi dün akşam. Biz bunun o şahıslar için bir imtihan vesilesi olduğunu düşünüyoruz. Zorlandıklarını, problemler yaşadıklarını düşünüyoruz. Fakat bu imtihan vesilesinin, imtihan meselesinin ahlaksızlığı destekleyecek, sokaklarda erkek erkeğe, kadın kadına özgürce öpüşüldüğü diyeyim, altını çizerek, hani daha değişik ahlaksızlıklara şey yapmıyorum. Nesillerimizin bundan etkilenmesini, sanki bunların gayet normal olaylarmış gibi, bu ahlaksızlıkların altını çizerek özellikle belirtiyorum, normal olaymış gibi yansıtılmasına karşıyız. Bunun da onur yürüyüşleri adı altında sokakların veya kuytuların, köşelerin bu konuda çok normal olaylarmış gibi yeni nesillere aktarılmasından da memnuniyet duymadığımızı belirtiyoruz. Öteki konuya hiç giriş bile yapmadığımızı da söyleyeyim. Herkese çok teşekkür ediyorum dinlediği için. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Yalnız tabii bu rehabilitasyon meselesi konusunda bilgi eksikliğiniz var. Çünkü bunların rehabilite edilmesi söz konusu değil. Bu bir
biyolojik gerçeklik. Biyolojik gerçeklik. Psikolojik de değil. Tamamen biyolojik gerçeklik. Dolayısıyla eğer bir sıkıntı varsa bunun duyurulması noktasında dediğiniz kısımlarını elbette onu da katılıyorum. Yani bunların aleni teşhir edilmesi noktasında elbette ki normal şeylere de karşıyız biliyorsun ya böyle ulu orta sağda solda böyle yani normal iki insan anlamında da o şeyiz. Tabii bir muhafazakarlık var. Ama bu noktada yani insanların hak arayışlarını kabul etmeyebiliriz. Haklarının olmadığını varsayabiliriz. Ama insanlar söyleyebilmeli, hayır kardeşim kabul etmiyorum diyebilmeliyiz ama onları biz rehabilite edecekmişiz, tedavi edecekmişiz gibi bir şey üstlenmemiz bir kere etik değil. Dolayısıyla bu noktada zaten verdiğimiz destek şu, bu seslerini duyurabilme süreçlerine katkı vermek istiyoruz. Ne dedik seçimlerde burada? Özgürlüklerden bahsettik. Özgürlük öyle laf ola beri gele bir şey değil. İşte özgürlük böyle bir şey. Ya bırak insanlar özgürce yürüyüşünü yapsın. Sen muhafaza et, koru. Efendim insanların taciz olmaması için ya da edepsiz bir şey yapmamaları için tedbirini al. O insanlar bir müsaade et. Dünyanın her tarafında olan bir şeye müsaade et. Yani bunda bir şey yok ama şimdi burada ta geçmişe gidersek, Osmanlı'ya kadar gidersek, Osmanlı tarihlerinin içerisinde ne hikayeler var? Yani haremdeki olaylar falan filan bunlara girersek işin içinden çıkamayız. Dolayısıyla bu bir şey değil, herhangi bir özgürlük arayışına destektir. Yoksa ne cinsiyete desteklik, ne karşıtlık falan diye öyle şekilde algılamamak lazım. Biz işimize bakalım, insanlar da şeylerini, özgürlüklerini yaşatırız. Buyurun, top sizde. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli bürokratlar, bizi izleyen değerli Çanakkale sakinleri, hepinizi sevgi ve saygıyla şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu adına selamlıyorum. Az önce ifade edilen konularda kısaca belli tespitlerimi yaparak maalesef ülkemizin en büyük sorunu, az önce başkanım siz de ifade ettiniz, adalet sorunu ile ilgili iki tane önemli gündem maddesinde düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle değerli hocamız Mehmet İhsan hocamızı nurlar içinde yatsın. Eserleriyle Çanakkale'miz hepimize katkıları oldu. Bizimle çok şey paylaştı. Allah'tan rahmet diliyoruz. LBTG konusunda bütün arkadaşlarımız, grup başkan vekilleri ifadelerde bulundular. Az önce siz de ifade bulundunuz. Partimiz il başkanı İsmet Bey'in, İsmet Güneşan'ın bir önceki gün bu konuda basın açıklaması vardı. Biz bu konuda il başkanımızın ve sizlerin açıklamalarının arkasındayız, destekliyoruz. Şu anda mevcut belediyemiz resmi sitesindeki gibi paylaşımın devamını diliyoruz. Olması gerektiğine inanıyoruz. O geçti zaten, o bitti. Evet, geçti. Geçti o. Festivalimiz, grubumuzda da konuştuk. Ekonomik daralmanın yaşandığı, belediye bütçemizin gelirlerinin azaldığı, daraldığı böyle bir ortamda Çanakkale halkımızın alınan karara destek vereceğini ve anlayışla karşılayacağını inanıyoruz. Bu konuda da mevcut alınan karara desteğimiz sonsuz olarak devam etmektedir. Terör mücadelesinde de gerçekten iki hafta içerisinde yitirilen canlar, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, ülkemizin en büyük gündemi seçimdi. Bitirmenin mutluluğu içindeyiz. Gerçekten mutluyuz, huzurluyuz. Geleceğe daha umutla bakıyoruz. Başka seçim istemiyoruz. Aman, aman, aman. 31 Mart'ta başlayan, 23 Haziran'da biten bir süreç. Her şey çok güzel olacak dedik. Kulağa da hoş geliyor, ifade etmesi de çok güzel. İnşallah bu 31 Mart'ta başlayan bu dalga, huzur, güven ve refah içerisinde barışçıl bir şekilde yaşayabileceğimiz inancı ülkemizin her yanına yayılır ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte de filizlenir, daha da güçlenerek geleceğini düşünüyoruz. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde kolektif bilincin güçlendiğini gördük. Hepimiz bir araya gelerek adalet duygumuzun ve toplumsal vicdanımızın kazandığı bir durumu yaşadığını gördük. Bu süreçte bu kazanımda önemli rol alan, destek veren başta İYİ Parti olmak üzere destek veren tüm partilere, STK'lara ve bireysel katkıların hepsine teşekkür ediyoruz. Aynı mazbatayı iki defa, üç ay içerisinde iki defa alarak siyasi tarihimizde yer bulan Sayın Ekrem İmanoğlu'na
gönülden başarılar diliyoruz. Gerçekten beklentiler çok yüksek. Sadece İmamoğlu açısından değil, partimizin kazanılan belediyeler açısından da beklentiler çok yüksek. Sosyal demokrat belediyecilik ilki ve anlayışları doğrultusunda şeffaf bir belediyecilik anlayışını, doğru, dürüst ve eşit belediyecilik anlayışını halkımıza en kısa zamanda yansıtmanın vereceği haz içerisinde göreve başlamış bulunuyoruz. Tabii bu İstanbul seçimlerindeki başarıya ciddi katkı sağlayan Türkiye'nin her yerinde birçok değer var. Ama ilimizden de başta Genel Başkan Yardımcımız Çanakkale Vekilimiz Muharrem Erkek olmak üzere Vekilimiz Özgür Ceylan'a, İl Başkanımız İsmet Güneşan'a ve Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan önderliğindeki tüm belediye başkanlarımıza ve bu konuda katkı sağlayan partili arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu konuda kısaca bir bilgi vermek gereği hissettim. İl ve ilçe örgütlerimizin organizasyon sonucunda merkezden 9 otobüsle oy kullanmaya seçmenlerimize götürdüğümüzü kamuoyuyla paylaşmak isterim. Yaklaşık 500 kişi, il genelinde ise 4000 kişi olduğu duyumunu aldım. Bu mükemmel bir sayı. Gerçekten bir gurur tablosu. Örgütlerimize ve örgüt başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Seçim süreci tamamlandı dedik. Dediğimiz gibi başka bir seçim olmasın. Ancak bu bizim 4. meclis toplantımız. Ben gündemlerime baktığım zaman maalesef yani bir ülkenin gündeminde hep hukuk ve adalet üzerine sorunları konuşmanın rahatsızlığı için diyeyim ama ifade etmek gerekiyor. Sadece mesleğim adına değil. Ergun Akan davası az önce ifade ettiniz. Bunun altında iki konu hakkında özellikle tespitlerimi ifade etmek istiyorum. Gözaltıların başladığı günleri hatırlayın 12 yıl önce. Toplumu saran o kara günler, tedirginlik, herkes tedirgin oldu. 60 bin kişinin telefonu dinlendi o süreçte. Maalesef 60 bin. 27 Temmuz 2007. 12 yıllık bir süre. Mahkeme 12 yıl sonra böyle bir örgüt olmadığına karar verdi. Birkaç tane özel suçu olan kişiler haricinde yargılanan herkes beraat etti. Bu süreç içerisinde 1360 kişinin ifadesi alındı. Arkadaşlar ifadelerin alınması farklı bir şeydir. Allah kimseye o günleri o şekilde yaşatmasın. Farklı bir tespittir. Biz avukatlar olarak bunu farklı bir boyutta yaşadığımız için biliyoruz. 588 kişi tutuklandı. Bu tutuklulukların süresi ortalama 2 yılla 5 yıl arası. İnsan özgürlükleri tutukluluk sürecine bağlı olarak verilecek cezalar o kadar büyük öngörülüyor ki tutukluluğu delillerin toplanılmasına bağlı olarak uzattılar uzatabildiklerine kadar. Bu süreçte 7 tane değer kanser hastası olarak öldü. 7 kişi ise ifadesi alınamadan öldü ve intiharlar var bunun içinde. Dağılan aileler var, sökülen rütbeler var, kaybedilen onurlar var. Az önce ifade ettiniz Sayın Başkanım, 26. Genelkurmay Başkanımız bir ülke tarihinde belki dünya tarihinde ilk oldu. Terör suçlamasıyla bu ülkede hapis yattı ceza almak adına. Veremediler. Türkan Saylan, Ali Tatar, Erhan Göksel ve diğerlerin hepsini rahmetle anıyorum. Bu davanın savcısıyım diyen, davanın savcısına hain FETÖ terör örgütü üyesi kendisi, şu anda gıyabında yargılanıyor, yurt dışında kaçak, zırhlı araç veren siyasiler bu acıların, dramın hesabını suçsuz yere yıllarca tutuklu olarak hapis yatan, ailesi dağılan bu kişilere nasıl verecekler? Bir özür dileyecekler mi? Gerçekten merakla bekliyoruz. 12 yıl geçti. Benzer davalar maalesef devam ediyor. Örnekli olarak sadece isimlerini size sayacağım. Eren Erdem davası. Adalet Manifestosu kitabını okumak için sabırsızlanıyor. Kendisi kaleme aldı. İstanbul'daki başarıda önemli bir pay sahibi olan 25 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerelde iktidar yapan il başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan dava. 6 yıl önce atıldığı iddia olunan sahte olduğu kesin tweetler nedeniyle şu anda yaklaşık 17 yıl hapis sisteminde yargılanıyor Sayın Başkan. Hiçbir başarı cezasız kalmaz deyimi siyasi iktidarca hayata mı geçiriliyor diye düşünüyorum. Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü Gazetesi davaları, basın özgürlüğünün yargılandığı davalar, Gezi davası, bunların hepsi delilleri olmayan maddi ve hukuki gerekçelerden yoksun 12 yıl önceki kumpas davalarını yerine geçen davalar, hatırlatan davalar niteliğinde. Evet, Ergun Okan davası nasıl çöktüyse bu davaların da en kısa sürede çökeceğini ve adaletin er geç tecelli edeceğine inanıyorum. Sivas Madımak. Tüylerim diken diken oluyor. Yani gerçekten 2 Temmuz 1993, aradan 26 yıl geçti. Ancak acılar hala yüreğimizde. 37 can, yüzlerini, sözlerini, yüreklerini hiçbir zaman hafızalardan silinemeyecek bir olay. İnsanlık tarihinde
İnsanların eserleri nedeni, insanların eserleri yakıldı. Kitapları yakıldı, eserleri yok edildi, aşağılandılar ya, ama 34 tane şair, yazar, çizer, sadece düşünen ve 4 tane onun yanındaki can, 37 kişi bir otelde yakıldı. Bunun adı katliamdır. Bazen bu katliam ifadesini ifade etmekte zorlanıyor bazı kişiler ama bunun adı katliamdır. Bu maalesef bizim ülkemizde gerçekleşti. Dünyada başka hiçbir ülkede yok. Bunun utancı içindeyiz. Ama utancın başka bir boyutu daha var. 26 yıldır hala failler cezalandırılamadı. Adalet yine yok. Bunu ifade etmenin gerçekten hicap duyuyorum. Ve hayatını kaybeden canları saygıyla, rahmetle anıyorum. Ama ne acıdır ki? Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz bundan bir iki ay önce ki hala o davanın açılıp açılmadığı konusunda bilgi sahibi değilim. Yani bilen varsa lütfen beni de aydınlatsın. Biliyorsunuz failler hala tutuklanmadı. Şu an bir gözaltına alındı. Aynı gün savcımız tarafından serbest bırakıldı. Ankara'da şehit cenazesine yapılan menfur saldırı ve linç girişimini biliyoruz. Bir eve sığındı. O evin önünde bekleyen kalabalıktan bazı kişiler, o yine karanlık yüzler, karanlık vicdanlar o evi yakın diye bağırdı. Yani 12 yıl önce Madımak'ta, Sivas'ta, pardon 26 yıl önce ne varsa şu anda da hala o karanlık güçler maalesef ülkemizde var. Bunlarla mücadele etmeliyiz. Evet, devlet suçları adalete teslim etmiyor diyoruz, cezası kalıyor diyoruz ama bir insanı düşüncesi ve siyasi görüşünü beğenmeyebilirsiniz ama insanı öldürmek zorunda değilsiniz, zarar vermek zorunda değilsiniz. Biz bu katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız. Hepinize ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi bir meclis gündemi diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Buyurun. Evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, ben LGBT'lilerle ilgili AKP ve MHP'li arkadaşlarımıza bir cevap vermek istiyorum. Hepimiz bu toplumun içerisinde yaşıyoruz. Hepimizin de çocukları var. Hepimizin torunları var. Ne malum bizim çocuklarımızın bu şekilde bir şey yaşamayacağı. Yani bu insanların özgürlüklerini konuşurken onlara karşı saygılı olmamız lazım. Onların özgürlüklerine saygı duymamız lazım. Yani hepimizin çoluğu çocuğu aynı şekilde bir şeyi yaşayabilir. Yani bunları konuşurken çok dikkatli konuşmamız lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, buyurun. Cevap, yani artık bu şey konusunu kapatalım. Herkes düşüncesini söyledi, olay tamamlandı. Yani bence. Yanlış anlaşılma olmuş. İnsanların varlığıyla ilgili bir sıkıntı yok. Tabii tamam. Ki hakları, yasalar. Aynen. O da hak arayışı yapıyorlardı. Ben bunun desteklendiği mecrayı uygun bulmadım. Sadece bu. Öbür konuda arkadaşım... Mecra tabii... Çanakkale halkı mecrasıdır. Ben de Çanakkale halkı temsilcisiyim. Dolayısıyla o mecrayı uygun buldum. Teşekkür ederim. Bir dakika. Siz sunum yapacaksınız. Galiba şeyde bir sunum talebi var. Onun için şeyleri alalım, bir ara verelim. Ondan sonra sizlerle devam edip meclisi kapatalım. Evet. Pardon, size de verelim. Peki, buyurun. Sayın Başkanım, ben de izninizle bir konuşma yapmak istiyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, belediyemizin çok kıymetli çalışanları, sevgili Çanakkale halkı, basınımızın değerli temsilcileri. Yapılan araştırmalar, dünyada turizm sektörünün kalkınma üzerinde etkisinin giderek artmakta olduğunu ve bu sektördeki gelişmenin bu şekilde devam edeceğini göstermektedir. OECD istatistiklerine göre bazı Avrupa Birliği ülkelerinde istihdamın önemli bir bölümünü turizm sektörü de bulunmaktadır. Örneğin Avusturya'da her 100 kişiden 14'ü turizm sektöründe istihdam edilmektedir. Yunanistan'da bu oran her 100 kişiden 10'u iken İspanya'da 9'u, İsviçre'de 8'i, Almanya'da ise 7'sidir. Türkiye'de her 100 kişiden sadece biri turizm alanında çalışmaktadır. Türkiye'de bugün ülkemizde istenilen yerde olmasak da turizm faaliyetleri hızla artmaktadır. Çünkü Türkiye topraklarında barındırdığı tarihi miras,
kültür, sanat, doğal güzellikler, gastronomi, dünya standartlarının üzerinde konaklama tesisleri ve misafirperver insanlarından kaynaklanan üstün bir turizm potansiyeline sahiptir. Devletimizin 2023 hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda oluşturulan kalkınma planları da turizmin önemini vurgulamıştır. Tarih mirası açısından şehrimizin eşi benzeri az rastlanan bir zenginliğin tam üzerine oturmaktadır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Troya Antik Kenti başta olmak üzere Assos, Parion, Alexandria, Troas gibi antik kentler Çanakkale'de bulunan önemli kültür varlıklarından sadece bazılarıdır. Çanakkale Turistik Otelciler Derneği tarafından önayak olunan 2018 Turizm Yılı fikri AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan'ın desteği ve Turizm Bakanlığımızın himayesiyle gerçekleşmiştir. Açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmış olan Troya Müzemiz, tarihi mirasın paylaşılması ve dolayısıyla turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için önemli bir adım olmuştur. Troya Müzemizin 2020 yılı Avrupa Müze Formu en iyi müze yarışmasına aday olmuştur. Bu gelişmelerin şehrimizde gecelik konaklamanın artmasına, şehrimize gelen yerli ve yabancı turist sayısına artış olmasına neden olmuştur. Çanakkale Belediye'mizin her yıl düzenlemekte olduğu Uluslararası Troya Festivali de Çanakkale'mizin ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılması için önemli bir aktivitedir. Bu yıl festivalin tanıtımı için kullanılacak olan görsel üzerinde bazı tartışmalar olmuştur. Bu tartışmaların önüne geçmek için öncelikle yarışmanın tanımının daha iyi belirlenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir üniversitede yarışmaya katılmaya zorunlu tutulan bir son sınıf öğrencisinin yaptığı eser kesinlikle değerlidir. Ancak sanırım şehrimizin festivalinin değeri bunun da üzerindedir. O nedenle katılımcıların ve jürinin önümüzdeki yıllar için daha zenginleştirilmesi, jüri tarafından belirlenilen 3 eserin halkımız tarafından oylanarak seçilmesine şehrimiz açısından daha da olumlu olacaktır. Önümüzdeki yıllarda yapılacak olan festivalin şehrimizin tanıtımına katkı sağlaması, şehrimizin kalkınması için yapılacak yatırımlara destek olması dileklerimle teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ama afişi çok beğenenler de var. Teşekkür ederim. Evet, yani şehrinize katılıyorum. 3 hatta 5 belki de 5 eseri halk oylamasına sunma fikrine katılıyorum. Onu iyi olur, katılıyorum aynen. Mutlaka bu seçilecektir ama olsun varsın yine. Evet, bir dakika. Sayın Başkan, Sayın Meclis yani, Üyeleri. Şimdi bu mecliste yeni bir süreç başladı. Çok fazla konuşma şeyi var. Süre konusunda iki tane de sunum var. Dikkat ederim. Evet, kısa buyurun. Çok kısa tutuyorum başkanım, tabii, izninizle. Sizin için söylemedim. Yok, genel sıkıntı söylüyorum. Yok başkanım. Bu herkesin de fark ettiği üzere Dardanel Spor Tesisi'nin olduğu binası yıkılmıştı en son. Stadyum yolu üzerindeki olanın. Şu an boş duruyor. Bir de aynı şekilde evet. Aynı adanın diğer tarafında bir lojman binası var. Orası da yıkıldı. Şu an boş duruyor. Hatırladığım kadarıyla geçmiş dönem meclis kararımız var. Ovalının tümünün yeşil olan olarak kullanılması üzerine sonra mahkeme süreçleri vesaire bir evet. Herhalde durduruldu. Hazır oradaki binalar temizlenmişken tekrar gündeme alınabilir mi tarafınızdan değerlendirilirse? En azından bu süreç içinde şu an herhalde ne yapılacağı konusu da tam muallakta belli değil. O alanların düzleştirilip en azından bir ücretsiz otopark alanı gibi kullanılması, belediyemizin de il özellikleriyle beraber bunu değerlendirmesini tarafınıza iletmek istedim. Teşekkür ediyorum. Burada, sağ olun. Tahmin ediyorum Gazi Okulu'na katılacak o alan. Ben öyle biliyorum. Ki doğrusu da odur. Onu yıllarca da söylemiştim. Nihayet gerçek. İnşallah öyle olur. Başka bir şey yapma. Tamam, fark etmez yani, o dursun. Bir de ayrıca da okulun belki tamamen yıkılıp orada ayrı bir kompleks yapılması söz konusu diye duyuyorum. Evet, pardon, kim kalmıştır? Buyurun. Bir de sonra siz, evet. Evet, size verdim. Değerli meclis üyeleri, değerli belediye çalışanları, değerli Çanakkale halkı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 1993'te Sivas'ta yitirdiğimiz canları, 19 yıl önce kaybettiğimiz Kemal Sunal'ı ve bugün sabaha karşı kaybettiğimiz değerli şair,
yazar Küçük İskender'i saygıyla anarak başlamak istiyorum. Ben bir iki şey var. Benim hayatımda önemli olan bir Ergenekon davası var. Ben hayatımda ilk biber gazını Silivri'de yedim. Ergenekon davasını izlemeye gittiğimde o gün salona alınmamıştık. O salona girmeyi bu 23 Haziran'daki İstanbul seçim zaferinden sonra 24 Haziran'da Gezi davasının ilk duruşmasında yaşadım. Girdin yani. Girdim. Evet. Ne mutlu. Girdim sana. Biber gazı yemeden girdim bu sefer. Peki. Şimdi 8 Temmuz 2018'de yaşadığımız Çorlu tren kazasında kaybettiğimiz 24 canı da saygıyla anıyorum. Pazartesi günü Çanakkale'den fırsat bulabilen herkesin orada ailelerle beraber dayanışmaya gitmesini davet ediyorum. Bugün mahkemede yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Çorlu tren faciasının yaşandığı zaman hükümetin başbakanı Binali Yıldırım Bey'di. AK Parti'nin İstanbul adayıydı. Binali Yıldırım Bey 58, 59, 60 ve 61. hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yaptığı zaman 2004 Sakarya Pamukova tren faciasını, hızlı tren faciasını yaşamıştık. 41 can gitmişti. İstanbul halkına teşekkür ediyorum. İstanbul'u Binali Bey'e teslim etmediği için. Aynı şekilde enflasyon rakamları açıklandı ve memura %6 zam yapıldı. Oo, iyi. Kendini enflasyon 6 aylık %5'miş, %1 enflasyon farkı diye bir şey çıktı. Kendini edepli zannedenler 5000 lira zam yaptılar maaşlarına. Bunu da Türkiye halkının takdirine bırakıyorum. Maliye Bakanı'nın enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik. Açıklamasını komik olarak, dalga geçmek olarak değerlendiriyorum. Kaç olmuş altına gel? Yani 6 aylık %5 dedikleri 11-12 falan herhalde. Enflasyonda 11 değil 15. Enflasyonda dünya ortalamasının 3 katı, Türkiye işsizlikte 2 katı. Evet. Bunlar doğru rakamlar değil kanaatindeyim. En son Diyanet İşleri Başkanlığı'nın LGBTİ ile ilgili yaratılışa aykırı bir sapkınlık olarak açıklamasını şiddetle kınıyorum. Yaratılıştan haberleri olmadığını kanaatindeyim. Bu bir kin, nefret, hedef gösterme, linç kültürüdür. Bu açıklamada ne ararsam vardır. Şiddetin her türlüsüne karşıyız diyerek hiçbir şey olmuyor. Bunu görmüş oluyoruz. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Yalnız ben şey konusunda yaratılışa terstir demiş olması açıkçası günaha girdiği kanaatindeyim. Yaradanın yaratılışına hüküm verecek arkadaş o değildir, hiç kimse değildir. Yaratılışımıza sadece Allah karar verir. Hiç kimse bu konuda hüküm veremez. Yaratılışa ters. Nedir yaratılış onun kafasında? Ne o? Ne demek o? Allah bu dünyadaki her şeyi Allah yaratmıştır. Her şeyi. İnsanı, hayvanı, taşı, toprağı, denizi, her şey. Uzayı, her tarafı. Onun yaratılışının eğer öyle bir şey olsaydı Allah onu yaratmazdı. Allah adına haşa konuşmaya kimsenin hakkı yoktur. Hele Diyanet İşleri Başkanı'nın, bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle saçma sapan Allah adına hüküm vermesini şiddetle reddediyorum. Yaratılış bir tek Allah'a mahsustur. Önce Diyanet İşleri Başkanı olabilirler ama siyasi kafa yapısıyla baktığın zaman işte böyle şeye düşersin. Gaflete düşersin. Bu bir gaflettir. Evet. Bunu da söylemiş olduk. İyi oldu. Buyurun başka. Kim? Siz. Hadi bakalım Rebiye Hanım. Buyurun. Rebiye Hanım sen arkalarda kalıyorsun. Ne elin görünüyor, ne cismin görünüyor. Sayın Başkanım, değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarım. Konu yeterince tartışıldı.
dini boyutları, sosyokültürel boyutları tamam. Eyvallah ama ben bir kadın olarak ve hak temelli bir savunucu birey olarak bunun hukuki boyutu hakkında kısaca bir şey söyleyeyim. Çünkü Sayın Grup Başkan Vekili bunun resmi hesapta yayınlanmasından özellikle rahatsız olduğunu iletti. Dolayısıyla ben 24.11.2011 yılında Türkiye Devleti'nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatmak istiyorum ve İstanbul Sözleşmesi'nin 4. maddesinin 3. fıkrası özellikle cinsel kimlik, cinsel eğilim konusunda da tüm hakların korunması ve taraf olan devletlerin de buna uyması şeklinde iç hukuku da bağlayan bir hüküm vardır. Bu vesileyle bunun hukuki boyutunu ortaya koyalım. Aynı zamanda da 11 tane belediye başkanının da hukuki açıdan taraf olunmuş bir konuya kınamayla karşılık vermek istemeleri dolayısıyla da bu konuyu bir hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, değerli meclis üyeleri, iki tane sunumumuz var. Bir tanesi çevre ile ilgili, bir tanesi yine turizmle ilgili. Burak Bey böyle bir önergesi var. Şimdi müsaade ederseniz önce 3 tane gündeme almamız gereken ek gündem maddesi var. Bunları alalım. Sonra bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu oturumdan önce şey yapmamız lazım. Buyur, evet. İmar konusu var. 2 tane imar konumuz var. Güzel, hoşuma gidiyor. İmar konuları yok. Yüklenince kadar az. Vallahi bravo. Hayır, tabii aslında o yani inşa, tabii doğru, haklısınız. Biraz ilintisi var. Evet, haklısınız. 5300. Öyle yorumlamamıştım. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca yapılacak olan 2019 yılı Temmuz Meclis oturumunda aynı kanunun 21. maddesine göre aşağıda sunulan maddelerin gündeme alınarak Meclis İmar Komisyonu'na havale edilmesini arz ve teklif ederiz. Güzelyalı Köyü H16C24A1A hafta 131A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi. Cevatpaşa Mahallesi H16C9D4B hafta 289A'da 9, 10, 11, 12, 13, 40, 41, 42 parsellerde uygulama imar planı değişiklik teklifi arz ederim. Evet, bu iki imar konusunun gündeme alınarak imar komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir diğer ek gündemimiz 3 adet aracın kentsel hizmetler tarafından Çanakkale Belediyesi'ne hibe konusu var. Bu konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son ek gündem maddemizde 4688 kamu görevlileri sendikalarıyla toplu sözleşme, TÜMBESEN'le toplu sözleşme yapılması konusunda sosyal denge sözleşmesi metninin görüşülmesi ve bu kabul edilmesi sürecinde gündeme alınması. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15 dakika ara. 15 pardon. Pardon, bir dakika. Abi onu getirseniz buraya. Ne yapıyorsunuz? Bunu nereye koyuyordun? Sayın Kamber Koç, Deniz Karaduman ve Egemen Ergun üyelerimizin bir önerisi var. Bir gençlik komisyonu kuralım diye bir önerisi var. Bunun gündeme alınmasını, onu gündemde görüşülmesini, kabul edilirse ondan sonra bakarız. Gençlik komisyonu kurulmasını, gündeme alınması sadece. Kabul edenler oy birliğiyle. Efendim, yok, konuşacağız o zaman. Şimdi gündeme aldık sadece. Tamam, teşekkür. Evet, 15 dakika bir ara. Ondan sonra kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Şunu alın arkadaşlar. Dumanlar çıkıyor. Anlaşıldı. Hemen ilgileniyoruz. Yangına seyirci kalmayalım.
Ormanda herhangi bir duman ve alev gördüğümüzde Alo 177'yi arayalım. Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin? Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun? İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim? Tabii. Reçetenizi alabilir miyim? Reçetem yok. Ama hastayım. Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun. Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi? Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin. Hekiminiz ya. Antibiyotik kullan. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün. İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen? Bir saniye lütfen. 14. 14. 15-11. 15-11. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Eda Hanım şifre 14-15-11. Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabını. Şifresi 14-15-11. Kırımdan puan kazandım. Şifre 14-15-11. Eda Hanım şifre 14-15-11. Eda Hanım şifre 14-15-11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Yavrum bunlar meyveye can veren damağlar. Toprak bu damarla uzun uzun kızararken suyunu vereceğiz. Meyvemiz de olacak gari. Bu kadar şey sen nereden biliyorsun anne? Yavrum dedenin de bir zamanlar kocaman bahçeleri vardı. El birliğiyle bir olur hasatımızı topladık. Şimdi ise her şey değişti. Görür artık toprakları. Bir de satıverdik avuç içi kadar toprakları. Gelecek nesillerin emanetine sahip çık. Toprakları bölme. 5403 sayılı kanun gereğince tarım arazileri miras veya satış yoluyla kanunla belirlenen büyüklüklerin altında bölünemeyecektir. Eviniz bizden. 7/24 güvenliği sağlanacak 1+1'den 5+1'e kadar daireler, fonksiyonlu dükkanlar, kampanyalı fiyatları ile satışta. Spor salonu, yüzme havuzları, kafeterya, oyun alanı, sinema salonu, basketbol sahası ve dahasıyla sizinleyiz. Çalışkanlar Beton, Vizyon Park. Bölgenin en özel ve nitelikli yaşam projesi. Yeni hastane yolu üzerinde. İletişim 0533 491 84 37 0530 767 17 90. Özgür Alternatif Enerji Sistemleri olarak alanında uzman kadromuzla elektrik olan olmayan her yerde alternatif enerji kaynaklarını kullanmanıza olanak sağlıyoruz. Tarımsal sulama sistemleri, elektrikli çit sistemleri, bağ ve dağ evlerinin enerji sistemleri, işletmelerin enerji ihtiyacını karşılayacak
birçok alternatifle sizi masraftan kurtarmaya talibiz. Çan Şube, Millet Caddesi Çan Terminali yanı, Çanakkale Şube, Cuma Pazarı yanı Kantar karşısı. Osman Müftüoğlu mutfağınızdaki çok önemli bir eksiği açıklıyor. Mutfağınızdaki en büyük eksik balık. Çünkü balık çok güçlü bir protein deposu ve olağanüstü bir omega 3 kaynağıdır. Mutfağınızdan balığı sakın eksik etmeyin. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık sağlıktır. Kebap mı dedi? No 42 restoran açıldı. Konya'nın yerel lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Bamya çorbasından etli ekmeğe, Mevlana pideden tandır ve ızgara çeşitlerine kadar nefis tatların farkına varmanız için bekliyoruz. Daha bitmedi. Kaymaklı sacarası, ekmek kadayıfı gibi özel tatlılarla da Çanakkale'de hizmetinizdeyiz. 0286 218 49 42. Lezzetli ton balığını tertemiz açık denizlerde yakalıyor. En sağlıklı ambalajlarda sadece ve sadece doğal zeytinyağı ve azıcık deniz tuzu ekleyerek sofranıza getiriyoruz.
ekonomik değeri haiz olan birçok üründe ilk 10 içerisine girmekteyiz Türkiye'de. Türkiye toplam üretiminin de %5,5'luk kısmını karşılıyor bir Çanakkale'den. Hem Ege'nin hem Marmara'nın karışımının bir anlamda olduğu çok özel bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çanakkale, tarihi, doğası, turizm ve mitolojik geçmişiyle ülkemizin en gözde illerinden biri. 18 Mart Çanakkale Köprüsü, yeni otobanlar, sulama barajları, şehitlik, Troya Müzesi gibi yepyeni projelerle çehresi değişen tarihi şehri, şimdilerde yeni bir heyecan sardı. Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi, Ezine ilçesinde hayata geçiyor. Kurulacak olan 91 adet sanayi fabrikasının içerisinde arıtma tesislerinin bulunduğu, altyapı sorunlarının çözülmüş olduğu mükemmel bir sanayi şehri olarak hizmeti sunacağız. Yeni organize sanayi bölgesi sadece Çanakkale için değil, tüm bölge insanı için bir umut oldu. 40-50 bin kişinin istihdamından bahsediyoruz. Bu Çanakkale kaderi demek. Çanakkale'nin geleceği demek. Çiftçi, esnaf, küçük ölçekli işletmeci ve sanayici dört gözle organize sanayi bölgesini bekliyor. Köylünün ben daha fazla üreteceğini, daha fazla da gelir sağlayacağını düşünüyorum. Organize sanayi, markalaşmanın, kalitenin ve dünya standartlarında üretimin önünü açacak. Her şeyden önce dünya pazarına açılmak için bir kapı. Çanakkale Gıda Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapmak isteyen önemli yatırımcılarımızı Çanakkale'mize bekliyoruz. 2017 yılında temelleri atılan projede geri sayım başladı. Biz heyecanlıyız. Çanakkale tarımına çok büyük bir katma değer üreteceğini düşünüyoruz. Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak et. Birinci Dünya Savaşı'nda kazanılan tek cephe olma özelliği var. Gerekse tüm dünyada bilinen Troya antik kentimiz var, Assos'umuz var, Kaz Dağları'mız var, diğer antik kentlerimiz var, Çanakkale'min domatesi var, bayram için beyazı var, Ezine'min peyniri var ve daha hepinizin çokça bildiği bir sürü avantajımız var. Ama maalesef ki bu kadar avantaja rağmen bir türlü hak ettiğimiz noktaya gelemiyoruz. İşte tam da bu konuda İyi Parti olarak bir fikrimiz var. Çanakkale'nin aktivite turizmine, diğer bir deyişle alternatif turizme yönelmesi gerektiğine inanıyoruz. Aktivite turizminden ne kastettiğimi anlatmam gerekirse size bir şöyle bir örnek verebilirim. Alaçatı ve rüzgar sörfü. Veya başka bir örnek vermem gerekirse standartlara uygun bir tenis kompleksi yaptığınızı düşünün. Bu tenis kompleksinde Türkiye şampiyonaları, uluslararası turnuvalar aldığınızı, ülkenin ve de dünyanın her yerinden sporcuları, aileleriyle, antrenörleriyle ve de destekçileri, taraftarlarıyla burada misafir ettiğinizi düşünün. Ki bu proje de bizim İyi Parti olarak projelerimizin arasında olmasına rağmen bugünün ekonomik koşulları içerisinde ilk yatırım maliyeti sebebiyle gündeme getirmediğimiz bir konudur. Ama birazdan anlatacağım konu Çanakkale'ye çok faydalı olacak bir proje. Son günlerde hepinizin bildiğini düşündüğüm bir haber aldık. Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan Bey'in verdiği haberle öğrendik ki Çanakkale Boğazı'ndaki 60'tan fazla tarihi batığa dalış izni çıktı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştı. Öncelikle parti olarak bu çabayı çok takdir ediyoruz ve sonuna kadar da destekliyoruz. Kimlerin emeği varsa eline sağlık. Biz bu şehrin geleceği için bu gelişmeyi çok ciddiye alıyoruz. Ve dalış turizminde Çanakkale için bu potansiyele acilen bir katkı sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Bir slide alalım lütfen. Peki niye dalış turizmi dediğinizi duyuyorum. Bu konuda biraz bilgi vermek isterim rakamlarla. Biraz da burada ekonomi yönü çıkıyor maalesef, sizi sıkacağım ama. 75 bin kişilik Amerika'nın Florida Keys adaları
2012 yılında sadece dalış turizminden 75 milyon Amerikan doları gelir elde etti. 2012 yılında. 25 bin nüfusa sahip Ekvator'un Galapagos Adaları yılda 60 bin kişiye ev sahipliği yapıyor, misafirperverlik yapıyor ve bu 60 bin kişi Ekvator'un ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlıyor. Costa Rica'yı ziyaret eden ekoturistler, turist başına bu işte sadece en az 1000 Amerikan doları para harcıyorlar. 230 bin nüfusa sahip Hollanda Antilleri sadece dalış turizminden yılda 30 milyon dolar para kazanıyorlar. Bu işin nereye gidebileceğini, hangi büyüklükte olduğunu görmeniz açısından sona bir satır daha ekledim. Belki uçuk bir fikir gelecek ama dünya mirası listesinde bulunan Avustralya'daki Büyük Set Resifi yılda 1.6 milyon ziyaretçi geliyor ve 1 milyar dolar gelir sağlıyorlar. Değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili Çanakkale'liler, Çanakkale yapılmakta olan köprüsüyle ciddi bir büyüme potansiyelinde. Biz istesek de istemesek de bu büyüme beraberinde nüfus artışını da getirecek. İşte burada hükümet ve yerel yönetim olarak bizlere de doğru büyüme ve kaliteli nüfus artışı anlamında bir planlama yapmak düşüyor. Dalış turizmi de bu konuda kaliteli bir turizm şekli olması açısından çok önemlidir. Dalış yapan ziyaretçiler sosyoekonomik açıdan yüksek ziyaretçilerdir. Dalış yapan ziyaretçilere eğer ki imkanları sağlarsanız, neredeyse bütün ekipmanlarını buradaki dalış okullarından ve esnaftan sağlarlar. Tüplü dalış yapan bir kişi sağlık sebebiyle dekompresyon tabloları, yani vurgun yememesi için önerilen tablolar sebebiyle dalış yapan bir kişiye 24 saat süreyle uçmaması önerilir. Bu şu demektir, dalış yapan bir ziyaretçi bir gün daha Çanakkale'de konaklayacak demektir en az. Doğru bir hayal ediyorum, bu işin nasıl olabileceğini hayal ediyorum. Doğru bir sunum şekliyle, düzgün rehberlerle, gündüz teknelerde Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan batıklara dalan ziyaretçi bir gün sonra Kara Savaşı'nın geçtiği Gelibolu Yarımadası'nı geziyor, doğru rehberlerle, doğru tarihle kendini adeta savaşın içinde hissediyor. Beni çok heyecanlandırıyor. Yetmiyor, gelmişken Truva Antik Kenti'ni, Assos'unu, Karabiga'yı, Kaz Dağları'nda görmek istiyor. Sadece Çanakkale merkeze değil, aynı zamanda çevre ilçelere ve de bölgelere de fayda sağlıyor. Bu ziyaretçi profilini sakın ola 5 yıldızlı otellere gelen, her şey dahil alıp da hiç otelden çıkmayan ziyaretçi profiliyle kıyaslamayın. Bu ziyaretçi gelir ve bütün harcamalarını Çanakkale esnafından yapar. Denizlerimizin temizliği, batıkların yağmalanmasına engel olması açısından da ciddi fayda sağlayacak, bu farkındalığı yaratacak bir proje. Peki dünyada bunca dalış noktası arasında bir dalış sever niye Çanakkale'yi seçsin? Çanakkale bu noktada aslında sadece ülkemizde değil, dünyadaki birçok şehre göre bir yana avantajı var. Ben bir dalış sever olarak bir boğazın ortasında iki denizin birleştiği bir noktada dalış yapabilmek istediğimde çok seçebileceğim başka bir nokta yok. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma onlarca batığın bulunduğu bir yerde dalmak istesem başka gene bir seçeneğim yok. Çanakkale cephesinin biraz önce anlattığım gibi Birinci Dünya Savaşı'nda kazandığımız tek cephe olması, aynı zamanda da düşman kuvvetlerinin bize karşı kaybettiği tek cephe olması açısından da gerek Avustralya, gerek İngilizler, gerek Fransızlar, bunların hepsini buraya çekme konusunda bize 1-0 önde başlamamıza olanak sağlıyor. Antik kentleri, dünyaca bilinen Truva şehri, doğal güzellikleri tercih için oldukça önemli etkenler. Çanakkale'nin yetiştirdiği serbest dalışta dünya rekorlarına sahip sporcularımız da bu işin açıkçası cabası. Onlar da bize bir yığın avantaj sağlayacaktır. Lütfen alalım. Değerli çalışma arkadaşlarım, bu bilgiler doğrultusunda biz arkadaşlarımla beraber acilen bu konuda yerel yönetim olarak bir çalışma yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Teklifimiz ve de fikrimiz şudur. Profesyonellerden ve de bu işi profesyonel olarak yapanlardan oluşan süreli bir çalışma komisyonu kuralım. Marina yakınlarında
bu iş için uygun bir yere dalış teknelerinin bağlanması için yer hazırlayalım. Müsait olan yerlere tanıtım ve bilgilendirme yapabilmeleri için kiosk noktaları kuralım. Komisyonun belirleyeceği, bu önemli, komisyonun